Hallo liebe Freunde, merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda lokale propozisyonun im dativ başlığı altında biz konum bildiren edatları görmüştük. Yani bunların diğer bir adının da veksel propozisyonun olduğunu söylemiştik. Nelerdi bunlar? In, auf, über, unter, vor, hinter, neben, an, zwischen. Bir de buna bei propozisyonunu eklemiştik. Bu da birinin yanında bulunduğumuzda bahsettiğimizde kullandığımız propozisyonumuzdu. Nelerden bahsettik arkadaşlar? Bunlar yer ve konum bildirir demiştik. Woher ve wo sorularında yani nereden ve nerede sorularında direkt zaten datifi gördüğümüzü belirtmiştik. Ama wohin sorusunu sorduğumuzda biz akuzative bir geçiş yapmak durumunda olduğumuzu belirtmiştik. Yani burada ne demiştik? Wohin nereye sorusunu sormamıza rağmen yani ismin e halini alıyor gibi görünmesine rağmen datif değil ismin akuzatif halini aldığından bahsetmiştik. Bu dersimizde wo sorusuyla birlikte incelemiştik bütün bu prepozisyonları. Yani bir nesnenin, bir kişinin, herhangi bir şeyin nerede olduğundan bahsetmiştik. Ama artık sırada wohin sorusuyla birlikte konum bildiren edatların akuzatif halde nasıl kullanıldıklarına bakmakta. Evet, hep beraber şimdi gelelim lokale propozisyonun ya da veksel propozisyonun dediğimiz yer konum bildiren edatları akuzatif başlığı altında incelemeye. Şimdi yine benim en temel ve sorularımdan ikisini tekrar ederek başlamak istiyorum bunda. Wo nerede, wohin de nereye demek olduğunu bahsetmiştik zaten. Wo sorusunu her zaman datif ile kullanıyoruz. Wohin sorusunu da her zaman akuzatif ile kullanıyoruz arkadaşlar. Propozisyonlarımız neydi? Hemen onları bir hatırlayalım. In, auf, über, unter, vor, hinter, neben, an ve zwischen. Bu propozisyonlar hem akuzatif hem de datif olarak kullanıldığından dolayı veksel propozisyonum da diyebiliriz demiştik. Yani bakın arkadaşlar tekrardan şu başlık altına buraya bir yazdım bunları hatırlamak için. Wo yani nerede? Ort angabe bildirir. Yani olduğu konum ve yeri bildirir. İçinde, üstünde, üzerinde, altında, önünde, arkasında, yanında, bitişiğinde yani yanında ama bitişiğinde temas var ve arasında. Peki wohin sorusuyla nasıl bir hale geliyor bu? Bir Richtung, bir aksiyon belirtir burada. Yani bir yönelme, bir hareket bildirir arkadaşlar. Burada Ort angabede yani bir konum, bir yer bildirirken bir hareket yok. Sadece olduğu yerden bahsediyoruz. Duruyor. İçinde, üstünde, altında, önünde duruyor. Yatay vaziyette olabilir, asılı vaziyette olabilir, dikey vaziyette olabilir. Bir hareketsiz bir durma hali var. Ama wohin sorusuyla birlikte artık bir hareket geliyor yaptığımız eylemde. Bir yönelme de olabilir bu, bir hareket de olabilir arkadaşlar. Ne yaptım yani? Artık içinde üstüne demiyorum. İçine, üstüne, üzerine, altına, önüne, arkasına, yanına, bitişiğine ve arasına şeklinde bir Richtung, bir aksiyon belirten bir ifade kullanmak durumundayım. Öğretmenim içine, üstüne burada ismin e halini kullanmıyor muyuz? Neden biz burada datif kullanmıyoruz, akuzatif kullanıyoruz? İşte bu da arkadaşlar Almanca'da bir kural. Biz e halini kullandığımız halde yani Türkçe düşünürsek biz bunu ta videolarımızın en başında bahsetmiştik. Türkçe düşünürsek birazcık kafamız karışabilir. Olduğu gibi kabullenip bu dili yani bu kural burada böyleymiş bunu bu şekilde öğrenmem gerekiyor diye bu şekilde öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani içine üstüne üzerine derken ben kesinlikle datif kalıbını kullanmıyorum. Artık hangi ismin hangi halini kullanmak durumundayım? Wohin sorusuyla arkadaşlar burada. İsmin hangi halini kullanmak durumundayım arkadaşlar? İsmin akuzatif yani i halini kullanmak zorundayım. Tamam mı? Bakalım şimdi hangi fiilleri görmüştük biz datif kuralıyla birlikte. Sitzen, sein, stehen, liegen ve hängen. Sitzen oturmak demekti arkadaşlar. Oturmak, herhangi bir yerde oturmak, kafede, sandalyede vesaire. Sein olmak, okulda olmak, evde olmak, bahçede olmak gibi. Stehen dik vaziyette durmak anlamında. Liegen yatay vaziyette durmak anlamında. Hängen ise asılı durmak anlamında.
Tamam mı arkadaşlar? Bunları hatırladıktan sonra biz burada akuzatif ile birlikte hangi fiilleri kullanıyoruz? Bir ona bakalım. Liegen fiiliydi, liegen'e dönüşmüş. Sitzen fiiliydi, setzen'e dönüşmüş. Hängen yine hängen olarak kalmış. Stehen fiili stehen olarak değil de stellen'e dönüşmüş. Burada iki tane fiil daha var. Stecken. Stecken arkadaşlar aslına bakarsanız datifle de kullanabileceğimiz bir fiildi. Mesela işte bu herhangi bir şeyi bir yere koymak, kapalı bir yere saklamak, bir fişi prize sokmak gibi bu anlamlarda kullanabiliyoruz biz. Gehen, gitmek demek bir yere. Mesela in die Schule gehen, ins Café gehen. Bundan bahsetmiştim size arkadaşlar. Bunlarla ilgili fiillerin anlamlarını öğrendikten sonra akuzatif kuralımıza şöyle bir tekrar bakıp göz gezdirelim arkadaşlar. Datif kuralına göre der, die, das ve plural die'nin nelere dönüştüğünü bir önceki videomuzda görmüştük. Neydi arkadaşlar? Şöyle hemen bu tarafa hatırlayalım bunları. Der neye dönüşmüştü? Dem'e dönüşmüştü. Die der'e dönüşmüştü. Das dem'e dönüşmüştü. Plural die'de de den nokta nokta en, yani burada en kuralını görmüştük. Akuzatifde ne oluyor bakalım. Akuzatifde arkadaşlar der artikeli den ifadesini alıyor. Yani re'nin neye dönüştüğünü görüyorum. Die, die olarak kalmış. Das, das olarak kalmış. Plural die ise yine değişmemiş. Die olarak kalmış arkadaşlar. Sadece demek ki hangi artikelde değişme var? Der artikelinde değişme var. Zaten biz bunu akuzatif kuralında öğrenmiştik, tekrarlamış olduk arkadaşlar. O zaman akuzatif kuralımızı hatırladığımıza göre örneklere geçebiliriz.